Bakanı Efkan Ala gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündemi değerlendirdim. 33.746 kişiye bugüne kadar Türkiye'ye giriş yasağı koymuşuz. Ne yani bu? Bu şu demek, 123 ülkeden. Ülkelerle 123 ülkeden 33.746 kişiye giriş yasağı koymuşuz. Ülkelerle bizler istihbarat faaliyetlerinde, görüş alışverişinde, istihbarat bilgisi alışverişinde bulunuyoruz. Gidip de Suriye'de terörist faaliyetlere katılabilecek olanların isimleri bildiriliyor. Biz onlara bildiriyoruz. Onlar bize bildiriyor. Karşılıklı işbirliği içerisinde. Ama burada ciddi bir işbirliğine ihtiyaç var. Türkiye'de bir de yakalanıp da sınır dışı edilenler var. Bunlar da 89 ülkeden bugüne kadar 2783 kişi Türkiye'de yakalanmış ve sınır dışı edilmiş kendi ülkesine. Bunlar mesela şunlar yollara koydukları patlayıcılar. Şunlar mesela koydukları şehir içerisindeki barikatlar. Bakın barikat yapmışlar. Şunlar bu sefer şu mesela okula attıkları bir el yapımı bu patlayıcı ve okulu yakıyor. Bakın bunlar şehir içerisinde yapmaya başlamışlar bunları. Nerede? Sur'da, Diyarbakır'ın, efendim Şırnak'ta, Silopi'de, Cizre'de. Bu ilçelerde HDP belediyelere sahip. Evet. Belediyelerin görevi insanlara hizmet etmektir. İnsanların sokağını, insanların sokaklarını temizlemektir. Kaldırım yapmaktır. Kaldırımları söküp barikat kurmak değil. Yani barikat kuranların da barikatını ortadan kaldırmak. Burada maalesef iş makineleri, efendim bir takım terörist faaliyetlerin hizmetinde bile kullanılmış. Bakın orada kaç tane belediye başkanı bu tür faaliyetlere, terörist faaliyetlere göz yumdu ya da yardımcı oldu diye görevden alındı. Bir kısmı tutuklandı. Belediye meclis üyelerinden görevden alınan oldu. İl genel meclis üyelerinden görevden alınan ve yargılananlar oldu. Bugün 18 belediye başkanı hakkında işlem yapılmış orada. 41 meclis üyesi hakkında efendim işlem yapılmış. Yani görevden uzaklaştırma. Evet, meclis üyesi. Tabii hem adli hem idari soruşturma açılmış. Bunlar görevden uzaklaştırılmış. Kimisi tutuklanmış.